Merhaba sevgili satranç severler. Avrupa bireysel maçlarına devam ediyoruz. Dördüncü turdu yanlış hatırlamıyorsam. 3'te 2,5 gidiyorduk. Hatırlamıyorum GM mi IM mi oynadığım rakip. Ünvanlıydı. C4, G6, G3, Fil G7, Fil G2, E5, At C3, At C6, E3. Daha çok bu sistemi oynamaya başladım. Normalde ben siyah oynuyorken At F3, D3'lü sistemleri oynuyorlardı. E3'lü sistem daha sonra gelişmeye başladı. Benim de çok hoşuma gitti E3'lü sistem. Ben de hep E3'te oynuyorum. Biliyorsunuz Carlsen E4'lüyü daha çok tercih ediyor. Klasik oyuncular At F3, D3'lüyü tercih ediyor. E3, At G7, At G2, D6, Rok, H5. Buna 3 şekilde cevap verebiliyoruz. Hiç dokunmuyoruz. Direkt merkezden oynamaya çalışıyoruz D4'le. Ki ben bunu siyahlarla da oynadığım için H4 sürüp hat açmaya çalışıyorum. Flaş 3'ten değişmeye çalışıyorum. Biraz baskı oluşuyor. İkincisi H3 oynuyoruz. H4 oynadığında G4 oynuyoruz. Ama burada da F5 oynayabiliyor. Ben bu yapıyı, yani bu atak motifini film C5'teyken yapıyorum. Oynuyorum siyahlarla. Bu şekilde parçalamaya çalışıyorum. Bir de benim oynadığım gibi H4 oynayabiliyoruz. Engelliyoruz. Burada da G4 karesinde bir zayıflık oluşuyor. Ama G4 karesinin kullanımı çok da önemli olmuyor. Fil E6, At D5. Şimdi burada D3 sürseydim eğer, bilmemiz gereken iki tane temel kural var İngiliz'de. Bir, D5 sürdüğü zaman almalıyız kesinlikle. İki, bu tip konumlarda D5 sürdürmemeliyiz piyonumuz D3'teyken özellikle. Çünkü D3'e ciddi bir baskı oluşuyor. Eğer ben D3 oynasaydım D5 sürecekti. Biraz sıkıntı olabilirdi. Yani siyahların hafif bir baskısı oluşuyor. Bu da konumun hemen eşitlenmesine neden olabiliyor. At D5 oynanıyor o yüzden. D5 sürdürmüyoruz ve hemen oturuyoruz D5 karesine. Vezir D7, D3. Kısa rok. Uzun rok atacakmış gibi hareket etti rakip ama ben de B4'te gideceğim için kısa rok attı. Kale B1. Kale AE8. Neden kale AE8 oynuyor? Bir atı C8'e, diğer atı D8'e çekip D5'teki atımı kovmak için C6 oynamak istiyor. B4, at C8, B5, at D8, A4. Evet, B hattının açılması benim işime gelecek. Çünkü benim oyunum vezir kanadında. Vezir kanadından hat açmak benim ağır taşlarımın da vezir kanadında hakimiyet kurması demektir. C6, B çarpı C6. Şimdi burada atla alırsa zaten D5'teki hatım kuvvetli olduğu için B7 piyonuna baskı yapmak isteyeceğim. D6 piyonu baskı altında kalabilir. Bazı konularda atı C3'ten E4'e koyabiliyoruz. F5 tarzı hamlere G5'e gidiyorum. Bu sefer G5'ten kaldırılamıyor at. B ile alması mantıklı. Çünkü zaten at C8, at D8'in temel fikri oydu. D5'teki atı kovmak. At DC3 döndüm. Şimdi burada D5 şeklinde de oynayabilir. Eğer D5 oynasaydı C çarpı D5, C çarpı D5'e D4 planlıyordum. Dokunmazsa ben alıp at D4 oynayacağım. Alırsa at D4 ile alacağım zaten. Atla alacağım. E4 sürerse de at F4 oynama fikrim var. At F4'te D5'e baskı yapıyorum. Vezir D3 gelmek istiyorum. Fil A3 fikrim var. Daha sonra kale FC1. Tamamen vezir kanadına odaklanıyorum taşlarımla. Fil H3 oynadı rakibim. Fil A3. D6'ya baskı yapıyorum. D5 sürmesini engelliyorum. Fil G2. Şah G2. F5. Şimdi burada F4 ciddi bir tehdit olacak. Bir atak yapmak istiyor. E2'deki atımı ben çok beğenmedim. O yüzden at G1 geldim. Duruma göre at F3, at G5 ve at H3, at G5 ile merkeze tutuyorum. Vezirimin önünü açıyorum. F3 oynamam gerektiği takdirde E dikeyini açıyorum. E3'e baskı olmasın diye, koruyabileyim diye. E2 karesini boşaltıyorum. Yararlı bir hamle at G1. At F7. Rakibim de at H6, at G4 oynamak istiyor. Fil B2. At H6. Şimdi benim karşı şans bulmam gerekiyor. Karşı şansım vezir kanadından ama önce hazırlığımı yapıyorum. F4 sürmesine karşı hazırlandım. F4 sürdüğünde alacağım. Feda yapmasını göze aldım. Vezirim G4'ü tutmasına rağmen. Yani feda gözüken bir şeydi burada. At G4. At F3. Rakibim C5 oynadı. Şimdi artık benim vezir kanadından karşı şans elde etmem gerekiyor. Çünkü şah kanadını ben toparladım. Taşlarım artık savunmada. Atlar savunuyor şu an. Bir atım F3'te, bir atım E2'de. E2'deki atım F4'ü engellemeye çalışıyor. A5. Fikrim ne? A6 süreceğim. Fil C3 oynayacağım. Kale B'ye inmek için. At B6 gelirse fil A5 gelip B6 atına baskı yapacağım. F4 oynadı rakibim.
Beklediğim bir hamleydi. E çarpı F4, E çarpı F4, fil çarpı G7. Şah çarpı G7, at çarpı F4. Şimdi burada kalite feda etmezse F4'ün bir anlamı kalmıyor. Ama kalite fedası da yeterli olmuyor siyah için. Kale F4, G F4, kale F8. Şimdi kale F8'i ilk önce A6 oynadım tempoyla. Kale B7 istiyorum. At B6. Şimdi bir taşı artık savunma yapmak zorunda. Yani mesela at E7, at F5 gelip H4'de baskı yapamıyor veya D4'e gitmek isteyemiyor. At B6'da kalmak zorunda. Vezir E2, E hattını kullanmak istiyorum. Çünkü burada vezirleri değişirsem atağı bitecek. Kalite önünde kazanacağım. Kale çarpı F4'de kale F1. F3 atını da oyuna sokmam gerekiyor. F2 piyonundan dolayı şu an sokamıyorum. Ama taş değişmek istiyorum. Kale F7, vezir E6. Burada tempo kazandım. Nasıl tempo kazandım? Vezir C6'ya vezir E4. Şimdi vezir D7 gelseydi burada kale E2 oynamayı planlıyordum. F2'yi tuttum. Şimdi artık at G5, at E6 istiyorum. Yani burada direkt vezir E4 gitsem sıra onda kalıyor. Ama vezir E6, vezir C6, vezir E4 gelince bir tempo kazanmış oluyorum. Bir de bir fikrim daha var. Vezirimin E4'te olması arkadaşlar. Kale çarpı B6 motifini her zaman açığa çıkartıyor. Piyonla almak zorunda kaldığı durumlarda A7, A8 vezir çıkabilirim. Vezirim A8'i desteklediği için. Bu aklımda olan bir motif maç sırasında. Böyle bir durum oluşursa hemen kale B6 alacağım. D5 oynadı rakibim. Vezirimin merkezde kalması benim için iyi. Ama D5 ile değişmek istemiyor. C çarpı D5'e vezir F6 oynadı. Şimdi F2'ye ciddi bir baskı var. Kale E2. Artık at G5 gelebilirim. Bakın E7'ye gelemiyor kaleyi. E2'yi ben de. At oynayamıyor B6 atı. Hemen kale B7 ile değişmek isteyeceğim kaleleri. Vezir D6 oynadı. Buna at E5. At G5'e gerek yok. Çünkü G4 atı da beni rahatsız ediyor. G4 atını değişmek istiyorum. At çarpı D5'e kale B7. Burada dikkat etmem gerekiyor. At çarpı F7 alırsam vezir H2. Şah F1'e. Vezir H1 mat olmuyorum burada. Ama biraz riskli gördüm ben bu konumu. Girmek istemedim. Vezir H3 oynayabilir. Şimdi vezir G2'ye at H2. Şah G1 tek hamle. At F3. Şah H1 tek hamle. At H2 beraber de yapabiliyor isterse. Ondan dolayı ben burada at D5'e kale B'ye dönedim. E5'teki atımı kaldıramıyor. Gel kaleleri değişelim. Şimdi kale çarpı F7 istiyorum. Kale çarpı B7. A çarpı B7. Artık B8 vezir fikrim var. D5 atı vezir D5 atına destekliyor. B8 karesini tutuyor. Aynı zamanda H2'den mat istiyor. Çok fazla yük binmiş. Aşırı yüklenme var vezirde. Bu sorun çıkartabilir. G4 atını yok etmek istiyorum. At çarpı G4 ile H2'den matı keseceğim. At C3 oynadı. Burada artık basit bir kazancım vardı at C3 oynadığında. Bir tehditim daha vardı. Söylemedim demin anlatırken. Çünkü maç öyle devam etti. At C3'e artık savunma taşı olan vezir, saldırı taşı olan vezir yok edilmeli. Vezir çarpı G6. Vezir çarpı G6, at çarpı G6, at E2, B8 vezir, şah çarpı G6, vezir E8 terk etti. Çünkü vezir E8, şah F6 herhangi bir yere gittiğinde vezir E2 alıyorum. Rahat kazanç. Rakibin şah kanadı saldırısı vardı. Ben burada at G1, at F3, at E2 manevrasıyla şah kanadımı tutmaya çalıştım. Daha sonra vezir kanadından herhangi bir atağım yokken atak oluşturmak için A5, A6 oynadım ve bunu da kullanmış oldum. Belki rakip D5 oynayarak daha iyi oynayabilirdi. Fil A5'te de onu engelledim D5 oynamasını. Güzel bir maç oldu. Yine bir şah kanadı atağı yapar gibi duruyordu siyah. Ama savunma mekanizması, savunma taşları aslında siyahın, işte beyazın iyi. At G1, at E2, at F3 fikirde burada iyiydi. Siyah agresif oynadı fakat beyazlar da karşı kanattan saldırıyla agresif oynadı. Ve güzel bir galibiyet oldu benim açımdan. Böylelikle turnuvaya da iyi başlamış oldum. 4'te 3.5. Devamı gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.